Diyelim ki bir gün Asu böyle kopmaya gitti barlara, küçük parka. Tamam. Sonrasında bütün parayı bitirdi. Tamam. Hocam işte Bornova Küçük Park'tayım ben. Buraya döneceğim, nasıl döneceğim falan. Param kalmadı bilmem ne. Ben diyorum ki dur ben de şey göndereyim, hemen cep banktan para göndereyim. Bir bankadan çek diyorum. O esnada da para gönderiyorum. Tamam. Gönderdiğim zaman Asu'nun hesabına ekleyecek benim hesabımdan düşecek. Doğru mudur? Mantık bu arkadaşlar. Gönderiyorum. Asu'nun hesabına ekliyor. Sonra bir hata gerçekleşiyor. Benim hesabımdan düşüyor. Arıyorum Asu'yu. Asu olmadı falan filan. Hocam bana mesaj geldi. Oldu diyor. Tamam. Hani para geldi diye. Olmadı diyorum. Oldu hocam falan diyor. Dur bir daha deneyelim. Bakalım diyorum. Bir daha yolluyorum. Yine mesaj geliyor. Ama benden düşmüyor. Sürekli olarak sabaha kadar çalışıyoruz. Yüz ufak ufak böyle büyük miktarlar olması var. Yarı yarıya. Motosiklet atıyorum sabaha kadar. Tamam. Böyle bir sıkıntı gerçekleşse çok büyük bir olay olur aslında. Onu geç. Zaten o yazılımı ya da database'i yazalım. Bir kere burnundan getirdiler donuna kadar olur da. Yani o yazılımı yaparın donuna kadar alırlar. Neden böyle bir şeye izin verdin? Değil mi? Nedir bu? Yani bir hata gerçekleşti. Orayı orası olsun, burası olmasın. Böyle bir şey yok değil mi? Ya hep ya hiç mantığı. Ya ona ekleyecek, benden çıkartacak. İsmin hakkı olacak. Ya da eklediyse bana benim hesabımdan düşerken hata mı gerçekleşti? Direkt eklediğimde geri alması gerekiyor. Doğru mu? Yani orada yaptığım işlemler ya hepsi doğrudur arkadaşlar ya da hiçbiri. Değil mi? İşte transaction denilen bir mantık var arkadaşlar. ATM duydunuz mu? Ne demek oluyor? ATM açılımı bilen var mı? Otomatik transaction değişim. Transaction işlem demek arkadaşlar. Birden fazla işlemin tek mantık altında toplanmasıdır transaction. Birden fazla işlem tek işlemmiş gibi gözükecek. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Aslında çok kolay. Hemen bir tane database oluşturalım. Adı Batan Bank olsun. Tamam mı? Batıracağız bankayı. Asu ile beraber. Asu şirket mi kursak? Ne yapsak? Motosikleti boş ver. Niye? Arkadaşlar bir tane tablo yapalım burada. İçerisinde. Şu kişilerin ID'si olsun. Bu hikayede hesap numaramız bizim. Tamam. Int null olmasın. Ad soyad dedim. Envar çarp 50 meblağ money. Değil mi? Böyle olur. Burayı primary key yaptım. Hesap tablomu benim. Identity column. ID'yi verdim. Otomatik artan sayı oluyor değil mi bunu yapınca? Kaydettim. Hesap tablomuz arkadaşlar. Şimdi bu hesap tabloma veri girmek istiyorum. Edit dedim. İşte ad soyad Volkan. Opa. Halim. Mevla. Tabii ki. Aşağısı kurtarma. Değil mi? İşte Asu. Öğrenci ne olacak?
Değil mi? Taksi parası bulamıyor gece. Ne yapacak? Demek ki sıfırı çekmiş. Arkadaşlar, şimdi nedir bu? Benden 100 lira düşüp Asya 100 lira eklemesi lazım, değil mi? Durumda bu mesela. Geldim. Bugün böyle dursun. Şimdi kapattım. Şimdi trakeç gördük biz, değil mi? Burada da transaction genelde bir trakeç içerisinde bu kullanılıyor. Burada scope yoktu. Ne vardı? Begin, değil mi? Diyorum ki begin try and try. Begin catch and catch. Tamam mıdır? Şimdi bir tane try catch yaptık. Burada finally yok. Bir daha söylüyorum. Burada finally yok. Tamam. Begin catch, begin try dedik. Şimdi arkadaşlar try'ın içerisindeki tüm işlemler bitene kadar bir bütün halinde kullanacağım transaction'ı. Transaction aslında dört kelime. Begin, tran diyorsunuz ya da transaction aynı şeydir. Tamam. Begin tran dedim. Eğer buraya kadar bakın şu try'ın son satırı değil mi burası? Buraya kadar geldiyse kod akışı neydi try catch'in görevi? Hata olursa direkt catch'e düş. Değil mi? Buraya kadar gelirse yapılan tüm işlemleri onayla demiş olur. Tamam. Eğer catch'e düşerse hata mıdır? Geri sarmamız lazım değil mi? Yaptığımız işlemleri. Rollback tran diyor. Şimdi artık begin tran ve commit tran arasında yaptığın kaç tane işlem olursa olsun herhangi birinin başına hata kaza gelmiş durumunda bir mesela ne olabilir? İşte SQL Server'ın elektriği kesilir, sistem çöker ya da yapılan işlemde bir hata vardır. Hiç fark etmez arkadaşlar. Herhangi bir hata durumunda direkt olarak keçe düşecek. Ve yaptığı tüm doğru işlemleri de geri alacak. Anlaşıldı mı? Sadece budur. Begin, commit ve rollback olarak geçer arkadaşlar. Şimdi mesela dedim ki update hesap set neydi tabloların adı? Kolonların ad soyad meblağ. Şurayı da batan bank diye seçtim. Set meblağ eşittir. Meblağ eksi 100. Ver ID eşittir 1. Benim hesabımdan düş demiş oldun mu? Değil mi? 100 lira çıkar. Meblağ eşit 100 dersem olur muydu? Meblağ eşit 100 deseydim olur muydu? Değil mi? Yani 10 bin liram var. Direkt 100 lira kalırdı değil mi? Ben ne yaptım? 9.900 işte 10 bin eksi 100 yaptım. 9.900'ü atacak değil mi? Update hesap set meblağ eşittir. Meblağ artı 100 ver aynı eşittir. 2. Oldu mu? Şimdi arkadaşlar bakın çalıştıracağım hiçbir hata yok burada. Doğru mudur? Bastım. İki satır etkilendi dedi bakın. Bir, bir. Geldim buraya bir refresh ediyorum. Doğru oldu değil mi? Buraya diyelim ki şöyle bir şey. Sırf hata vermesi için bir kod yazacağım.
ikinciyi yapmasın. Tamam? Declare at sayı eşittir 5. Oldu mu? Set neydi? Değer atamayı. At sayı eşittir at sayı bölü. Olur mu? Hata mıdır bu? Sıfıra bölünme hatası değil mi arkadaşlar? Bakalım. Çalıştırdım. Bir satır etkilendi dedi. İkinciyi yapmadı değil mi? 3, 4, 5 kere bastı. 9400'e 600 olması gerekiyor. Doğru mu? Şimdi 9400'e bakın bir satır yapıyor. İlk yaptığı ne? Bu değil mi? Bundan sonra hata veriyor. Burada ne olacak o zaman? Bu 9400 olacak, bu 100 kaldı. Doğru mudur? Dokunmadı. Neden? Rollback yaptınız. Yaptığınız işlemi geri aldırdınız her hatadan sonra arkadaşlar. Her defasında keçe düştü. Keçte de yapılan başarılı işlemleri geri aldınız. Mantığı budur. Tamam? Dolayısıyla arkadaşlar artık sıkıntı çıkartmıyor. Bakın şimdi begin ve commit'i rollback. Şu üçünü yorum haline getirdim. Çalıştırdım. Hata değil mi? Ne oldu? Param havaya uçtu. Doğru mudur? Param şu anda havaya uçtu arkadaşlar. İşte transaction'ın faydası bu. Benim için çalıştırdığım zaman ne olursa olsun işlem bütünlüğünü koruyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar bu? Zorlanacak bir şey yok. Try catch bildiğimiz şey sadece başında beginleri, endleri var. Bir begin try. Buradan itibaren göreceğin her şey tek parçadır demek bu. Tamam mı? Begin try dediğiniz anda buradan itibaren komite kadar yani onay verene kadar gördüğün her şey tek parçadır. Rollback için yapılan bir şey değil mi? Yok. Yok. Hayır. Commit için yapılıyor. Aslında. Ha. Şimdi şöyle anlatayım. Buradan itibaren commit görene kadar her şey tek parça artık bizim için. Kaç satır yazarsanız yazın. Bakın 4 tane ayrı kod yaptık. Hepsi tekmiş gibi çalışıyor değil mi? Artık commit'i görene kadar. Try catch içerisinde neden kullanılıyor? Çünkü hata olduğunda direkt catch'e düşüyorsun ya. Commit'i görmedin. Ne oldu? Kalıcı olarak yazılmasını sağlıyor commit arkadaşlar veri tabanına. Tamam? Onaylıyorsun. Bunları kalıcı olarak yaz diyorsun veri tabanına burada. Bunu görmezsen buraya düşersen yaptıklarını geri al demiş oldun. Böylelikle arkadaşlar hata verene kadar bakın buraya kadar bu işlemi gerçekleştirmişti aslında değil mi? Bu gerçekleştirdiği işlemi geri aldırttınız. Rollback sayesinde. Anlaşıldı. Burası transaction'ın başlangıcı. Buraya kadar yaptıklarını onayla. Hata olursa geç. O zaman çalışıyor sadece değil mi? Geri al. Bu kadardır arkadaşlar. Transaction dediğimiz şey. Bunun sayesinde birçok hayati işten kurtulursunuz aslında. Düşünün öyle bir sistem olmasa transaction sistemi oldu mu? Başarıyla tamamlandı mı? Tamamlanmadıysa hadi git onu sil. Değil mi? Birçok şeyle uğraşmanız gerekecekti. Ama bu sayede arkadaşlar sadece iki kelimeyle çok rahat bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Acayip güzel bir kolaylık bu yani. Bu işlerde çalışanlar bilirler.
Hocam peki analize faktörlerini nasıl kullanmışlar? Alıştı. Hayır şey olarak C-Sharp'ın mesela şimdi gesture projesi ve function. Tamam. Yani bazı prosedürün içerisine. Ha, ne olacak ki? Al. Madem öyle. Create. Approach. Havale. Int şey. Alıcı. Hani hesap numarasını verirsin ya. Biz ID'leri verdik. Int. Gönderen int et meblağ money as dedim. Oldu mu? Şimdi ver id eşittir. Benim hesabımdan düşüyor. Et gönderen. Doğru mu? Et alıcı. Şuraya da asansör projesi. Değil mi? Bu kadar. İçerisinde try, catch, transaction, değil mi? Her şey var. Tabi şu anda hep hata verir de. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Sistemlerde, banka sistemlerinde senin hesabından çeker. Direkt olarak logunu kaydeder. Log nedir? Şu kişinin hesabından şu kadar düşüldü. Tamam. Nereden? İşte şu ATM'den. İnternet bankacılığından. Bilmem nereden. Hep güvenlik kayıtları vardır. Sen hesap hareketlerini diye bastığında neye ne harcadığını ya da kredi kartı ekstrende nereye ne çekildiğini hepsini göstermiyor mu? Demek ki bu adamlar her ayrıntıyı tutuyorlar değil mi? Diyelim ki bu ikisinin arasında işte log kayıtlarını yaparken burada bir hata gerçekleşti. Olamaz mı? Olabilir. Belki SQL Server'ın elektriğinde bir gel yaşandı böyle. Belki biri çarptı server'a. Kablosunda bir oynama oldu. Genelde böyle şeyler olmaz çünkü çok korunaklı durum server'lar ama olabilir mi? Olabilir. Değil mi? Hani aptallık parayla değil ya. Olan oluyor. Şimdi burada bir hata meydana gelirse belki de arkadaşlar burada bir meydana gelecek hata. Burada da logo olacak değil mi bu? Asu'nun hesabına yattı. Nereden geldi bu para? Asu da görmüyor mu? Değil mi? Havale işte Volkan halinden gelmiş mesela. Asu'dan hesap hareketlerine baktığında bunu görebiliyor. İşte hata burada bile olsa hepsi geçerli. Hepsini geri alır. O kadar da iyi. Tamam. Böyle hiçbir şekilde açığa izin vermiyor. İlla tam doğru olacak. Çok güzel bir şey. Tamam. Şunu oluşturmuştuk ya. Alter diyelim de. Arada hatalar vardı.